Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinin yaklaşık 250 yıl boyunca sürdürdüğü kölecilikten dolayı özür diledi. Lahey kentindeki ulusal arşivde toplanan dinleyicilere hitap eden Başbakan Rutte, bugün Hollanda hükümeti adına Hollanda devletinin geçmişteki eylemleri için özür diliyorum dedi. Rutte bu cümlesini İngilizce, Papiamento ve Sıranan Tongo dillerinde tekrar etti. Bunlar halen Hollanda Krallığı'na bağlı özel devletler olan Karayip Adaları'nda ve 1975'te bağımsızlığını kazanan Surinam'da konuşulan diller. Hollanda devleti köleleştirilmiş halkların ve onların torunlarının uğratıldığı büyük acıların sorumluluğunu taşımaktadır ifadelerini kullanan Rutte, "Şimdi ve burada yaşayanlar olarak biz bunu sadece tanıyabilir ve köleciliği en açık ifadelerle insanlığa karşı suç olarak kınayabiliriz." dedi. Hollanda'nın resmi özrü ülkenin Surinam, Chuachao ve Aruba gibi Karayipler'deki adalarda ve Endonezya gibi sömürgelerinde köleliğin kaldırılmasından yaklaşık 150 yıl sonra geldi. Hollanda 1 Temmuz 1863 tarihinde köleliği kaldırma kararı almış ancak bunu tamamen hayata geçirmesi 10 yıllık bir süre almıştı. Rutte'nin resmi özrü devletin bir tazminat ödememesi sebebiyle eksik bulunuyor. Hollanda Krallığı'na bağlı ada ülkesi Aruba'nın başbakanı özrü ilk adım olarak değerlendirdiğini ve kabul ettiğini açıkladı. Ancak Sint Maarten Başbakanı özrü kabul etmeyeceklerini duyurdu. Başbakan şunu açıkça söyleyeyim, danışma komitemiz bunu tartışmadan ve ülke olarak bunu tartışmadan özrü kabul etmeyeceğiz dedi.